Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde sizlerle yaklaşık sınavda iki tane soruyla karşı karşıya kalacağınız yasama kısmından bahsedeceğiz. Yasama deyince yasa yapma kavramının ifade edildiği, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşımıza çıktığı en önemli kavramı hatırlayacağız. Peki öncelikle bir bakalım. Kuvvetler ayrılığını kabul etmiş olan 1982 Anayasası yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi kimlere vermişti? Ya da bu organlar kimler tarafından temsil ediliyorlardı? Yasama organına baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme organına baktığımız zaman Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı organına baktığımız zaman da karşımıza direkt arkadaşlar bağımsız mahkemelerin çıktığını unutmamamız gerekiyor. Ancak yapılan son değişiklikle yasama organı hala mecliste, yürütme organı sadece Cumhurbaşkanı'nda ve yargı organı da bağımsız ve tarafsız mahkemeler olarak bilinen gene mahkemelerde birleşti arkadaşlar. Dolayısıyla bu değişikliği de aklınızda mutlaka tutmanız gerekiyor. Şimdi bakalım yasama nedir, ne iş yapar, görevleri ve yetkileri nelerdir, bunlar üzerinde duralım. Arkadaşlar yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bir yetkidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi en son değişikliğe kadar 550 milletvekiliyle, yapılan en son değişiklikle de 600 milletvekiliyle Türk milletini temsil eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimler yapılan son değişikliğe kadar 4 yılda bir, ama yapılmış olan son değişiklikle birlikte arkadaşlar 5 yılda bir yapılacaktır. Yani günümüze kadar 4 yılda yapmış olduğumuz genel seçimler artık Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacağı için bundan sonraki dönemlerde 5 yılda bir yapılacaktır. Dolayısıyla bir yasama dönemi kaç yıldır derse arkadaşlar artık 4 yıl değil, aklımıza 5 yılın gelmesi gerekmektedir. Peki kimler bu 600 milletvekili olma şartlarına sahip olabilirler? Arkadaşlar bakacak olursak milletvekili olma şartları karşımıza farklı farklı başlıklarda çıkabilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, 18 yaşını doldurmamış olanlar, tablomuza bakacak olursak milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmayanları görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, 18 yaşını doldurmamış olanlar, en az ilkokul diploması olmayanlar, kısıtlılar, yükümlü olduğu askerlik görevini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklı olanlar, taksirli suçtan hariç toplamda 1 yıl ve daha fazla hapis cezasıyla yargılananlar ve yüz kızartıcı suçları işleyip de affa uğramış dahi olsalar kimse milletvekili olamayacaktır.